Kırbalak sınır kapısı. Pasaport kontrolünün ardından geçiş yaptım. Bilmiyorum. Bakalım şimdi bu yol boyunca takip edeceğim. Bakalım nereye götürüyor. Muhtemel sınır kapısı ileride kalıyor. Bu yolu takip ediyorum. Sevgili izleyenler, Kırbalak sınır kapısı bayağı büyükmüş. Yürü Allah'ım yürü. Arkadaşlar, Doğu Beyazıt'tan buraya minibüste geldim, 30 liraya. Şimdi sınır kapısına doğru gidiyorum. Dağın tepesinde Türkiye ve İran bayrağı yan yana dalgalanıyor. Onlar da tır. Sınır kapısına gelmek üzereyim. Saat şu anda 12. Giden araç İran arabası. Bakalım giriş nereden olacak acaba? Gördüğünüz otobüs İran otobüsü.
Oradan da giriş yapıyorum. Kamerayı kapatmak zorundayım. Şu anda yurt dışında gözüküyorum. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Gürbülak sınır kapısından İran'a geçtim. İran sınır kapısı arkada kaldı. Şimdi Bazergan'a doğru gidiyorum. Göstereyim sana. Aşağıda gördüğünüz Bazergan. Bazergan bayağı büyük görünüyor. Yerleşik bir şehir. Karşı tarafta tırlar. Oldukça sıra uzun yani. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'den yurt dışına çıkmadan önce banka hesabınızdan yurt dışı harcı ödeyebiliyorsunuz, yatırabiliyorsunuz. Ya sınır kapısına gidip de vezneye gitmenize gerek kalmıyor. 150 TL yurt dışı harcı ödedikten sonra direkt polis kontrolünden geçebiliyorsunuz. Bir şey kalmıyor. Hava oldukça sıcak ya. Haziran ayındayız. Yollar oldukça geniş. Yollar şey ya, beton. Asfalt değil. Oldukça düzgün yapılmış. Şimdi yaya olarak sınır kapısından Bazergan şehrine doğru yürüyüşe geçtim. Gördüğünüz şehir böyle. Göstermeye devam edeceğim. Yerde zaten sıkıldım, o yüzden geldim. Doğru söylüyorsun ya. Sıkıldığımı bir şeyler yapmak zorundasın. Bir şey de yapmadım zaten, öyle öylesine. Öndeki giden araç, Zaypa mı markası? Ne? Şu giden araç. Bu mu? Aha. Mavi olan mı? Yok, soldaki giden, beyaz. Yok, Zaypa değil bile, Zaypa. Hangisini diyorsun? Şu git bak, gidiyor şu anda. Peykan mı? Aha. O Peykan eski şeydir. Türkiye'de öyle bir şeyler olmaz. Çok eskide. Anladım. 40 sene, 50 sene, bilmiyorum ne zaman. Bizim akababalarımızın da biraz kalın. Şah döneminden biraz. Ondan sonra... işte onu diyorum yani. Ha, o adı Peykan'dı. Bu Peugeot'du. Peugeot. Burada
yabancı model araba çok yoktu. Yabancı model arabalar çok Çin mi anladı? Anladım. Siz seni çeksem sıkıntı olmaz değil mi? Yok, hiçbir şey olmaz. Burada bir şey yok. Eskeriye şey. Merhaba, kolay gelsin. Arkadaşım Rıza abi. Türkiye'den gelmiş, geziyor buraları. Ağrı Dağı sizin arkanızdadır. Evet, tam, Ağrı Dağı arkamıza kaldı. Tam arkadadır. Bak, böyle geçsen Nahçıvan'dı. Nahçıvan mı? Kuzey Nahçıvan'dı. Evet. Kuzey Nahçıvan. Nahçıvan, öbür tarafı Ermenistan, yine de öbür tarafı Azerbaycan. Bu taraf Türkiye, güney de Keşe'ydi. Anladım. Bura Mahkuba Azergan yoludur. Otoyoludur. Benim YouTube kanalım var da, YouTuber'ım. YouTube var, bende ben fazla şey... Ya zaten İran'da yok değil mi? Çekmiyor. YouTube yasak, Instagram şey açık. Yo, Instagram'da kapattılar. Instagram'da mı kapattılar? Facebook kapalı. Şehrin adı Taşmaklı'dır. Öyle mi? Taşmaklı. Taşmaklı. İki dağın arasındadır. O yüzden bunun buran şehrin adı Taşmaklı'dır. Oraya götüreceğim seni. Ben İran'a 5 sene önce geldim, Tahran tarafına. Öyle Sarı kenti, ne bileyim, Damanhand. Ne kenti? Sarı. Sarı. Ha, Sarı. Mazenderan bir şeyinde, vilayet. Mazenderan eyaletinde. Ha, vilayetinde, doğrudur. Oraya gittin mi? Gittim. Oralar güzeldi. Hazar Denizi'nde. Şeye gitsen bu sefer. Karadağ meşelerine, Kelebeğre git. Oralar da güzel yerde. Orada arkadaşım vardı, bakarım beni. Ha? Oraya gezdirecekler. Karadağ'a git, Kelebeğre git. Rıza abi, benzin kaç para burada? Litresi? Valla benzin litresi şimdi 1 lira değil yani. 1 lira, 1,5 lira, 2 çeşit benzin var. Azat var, devleti var. En pahalısı ne kadar mesela? En pahalısı şey orada 1,5 lira gibi bir şey. 1,5. 1,5 2 lira hiçbir şey ya. Orada 20 lira. Türkiye'de 20 lira. 20 değil mi? Son defa 20 lira yaptım ben. 21 22 lira. Yani 20 öyle bir şey. Bu yol Avacık'a gider. Şu mu? Bu yol Avacık'a gider. Bu yol şeye gider. Mahkoya gider. Mahkoya gidiyor. Ha, bu köy. Köyün adı Kişmiştepe. Kişmiştepe? Kişmiştepe. Kişmiştepe. Burası çok büyük köydü. Yani bilmiyorum. Bir kentte bir tane nüfuzu olan, bilmiyorum. 5.000, 10.000 nüfusu çoktu. Böyle köydü. Anladım. Yol üzerinde olduğu için gelişmiş. Şu giden arabayı diyordum işte. Ha, bu Pekan. Pekan, ha. Bu arabanın adı Pekan. Bu İran malı değil mi? Bu aslı İngiliz'di. İngiliz mi? Aslı da 50 sene bundan önce, 40 sene bundan önce bilmiyorum. Çok bundan önce. Şah dönemine, İngilaptan önceye aitti. 35 senedi, 30 senedi bilmiyorum. Tam bu şartta yanlış değil de. Her 30 sene oldu. Yapımı yoktu yani. Aynen. Üretimi yoktu. Yani öyle arabalar. Şu mavi araba ne? Pickup. O şeydi, Nissan Sayfa. Nissan. Ha. Nissan Sayfa. Ha, Nissan Sayfa. Ha. Bu araba köylerde mal, büyük maaş, hayvanlar için böyle
şey, her şeyi kullandım tabii. Yani. Anladım. Kamyonet yerinde işledim. Çok kasis var ya. Ha? Kasis çok. Biz buna kasis diyoruz da. Siz ne diyorsunuz? Neyi? Kasis. Kasis neydi? Tümsekten geçtik ya. Aa, burada çok olur. Türkiye'de yoktu. Şey, hız kestirici değil mi? Ha, hız kestirici. Ben Türkçesini söyledim. Biz kasis diyoruz, tümsek diyoruz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Burada şeyde, İran'da şey diyorlar. Süratgir. Farsça. Farsça. Süratgir. Yani hızı kesen. Hızı kesen. Yağmur mu yağıyor? Yağmıyor, yağmurlandı. Bu yağmur değil. Burada hava oldukça sıcak. Ha, Türkiye'ye göre biraz daha sıcak. Türkiye'ye göre daha sıcak. Sıcak değil ya. Kaç günde sıcaklıklar düştü? Allah. Ondan önce yağmur yağıyordu, hava iyiydi. Parka gel. Her saat yok değil mi otobüs? Otobüs tak. Şey... Tehran otobüs her saat yok değil mi? Yok. Tehran otobüsü her saat sadece büyük şehirlerde var. Mesela Tebriz gibi şehirlerde var. Mahku şehirlerde geceler olur. Gece sabah Tehran'dasın. Yani anladım. Gece saat 8'de 6.30, 7.30 böyle bir Arap otobüsler var. Sabah şey, bu büyük bizim parkımızdı. Burası güzel gezilecek bir yerdi. Büyük oteldi. Geceler burası güzel olur, orada ışıklar olur, sular olur. Allah. Herkes burada olur, böyle. Buranın yani gece çok gezmeli bir yerdi, çok da kalabalık olur. Şimdi şu an hava sıcak olduğu için. Orası AVM değil mi? Ha? AVM değil. Değil mi? Şey, sergi yeri, yani sergiler burada olur. Ha, kültür merkezi. Kültür merkezi de yok ama sergiler olduğu zaman sergiler burada olur. Kongres. Kongre salonu gibi bir şey yani. Anladım. Alışveriş merkezi değil. Alışveriş merkezine geçtik yani. Anladım. Burada var, orada var. Onun da farklı. Çocukların parkı oynamak su. Bu da park. Akşamlar çok kalabalık oldu. Yukarıdaki şey mi? Radar mı? Ne? Şu kamera radar değil mi? Radar takılsa. Peykan gidiyor ha? Ha? Peykan gidiyor. Peykan. Ha, Peykan. Peykan. Peykan, Peykan. Bu... Kaç sene bu? 50-60 bilmiyorum tarihini. Ben de çok onun arabası. Ben de ben 22 sene bundan önce bir tane ondan vardı bende. Nasıl, sağlam onlar? Sağlam değil, eski de. Şu an çok eski yani ondan. 22 sene bundan önce biri bende vardı. Bak 22 sene. Bence daha fazla. 45 sene var. Olur yani. Kullanıyor da hala kullananlar yani. Burada şey yok değil mi? LPG, otogaz. LPG yok ama CNG var. CNG anladım. CNG var. Sıkıştırmış doğal gaz oluyor. CNG bilmiyorum, onlar LPG'nin ne farkı var ama LPG de var ama çok azdı. Böyle bir normal yerde bulunmasın, dükkan gibi bir yerlerde olur yani. Anladım. Bir Murat Cuma tatildi yani. Tatil günü değil. O yüzden seçmeyi birazcık değil. Çok yerler kapalı. Kasis'ten geçiyoruz. Kasis'ten. Burası ne dağı?
dağ bilmiyorum, tepe gibi dağ. Bayağı şekilli yani. Böyle şeyler çok var burada. Sen şeyde Meret'te de fazla bularsın yani böyle. Şekilli, renkli, boyalı. Böyle şeyler çok var bu bölgede. Şimdi dağların ana temel yerini götüreceğim seni Gaya'da. Nedir? Gaya. Biz Gaya, Gaya. Gaya'da. Gaya. Türkçe Türkçesinde Gaya'da, Kaya. Kaya, ha. Türkçe'de Gaya'da. Gaya. Aynen A farkı var. Göstereceğim bile, Gaya'ya götüreceğim bile. Yani dünyada şey, özel bir yerde. Öyle mi? Hı. Sağ olsun Rıza abi, seni gezdiriyor. Sağ ol, teşekkürler. Sağ olsun yani. Şeydi... Ben de çoktan değil, Türkçe Türkçesi konuşmamışım. Evet, ama güzel konuşuyorsun Türkçe Türkçesiyle. Olabilir mi? Ya eksikler oluyor, ama normal yani. Yok, şey... eksikler değil yani, şey... Adamın... Pratik. Yok, pratik değil ya, şey... Update diyorlar, güncelleme. Güncelleme gibi bir şey yani. Anladım. Adam sonra şey... Aha, o bir şey değil ya. Sen başka dil konuşanda... Zaten başka dil konuşanda senin için çok kolaydı. Evet. Ama kendi dilin yani yakın, lehçesi, şivesi senden farklı olduğu zaman işin çok zordu. Sen her kelimeni, her sözcüğü öz kendi lehçende, kendi şivende öğrenmişsin. Yani evet. Bu yani her zaman adama karışıklık bir şeyler yaradır fikrinde, zihninde. Sen başka dil konuşanda sen zaten başka dil konuş. Ama burada öyle değil. Yani o kelimeni, anadan öğrettiği kelimeni başka bir çeşitte telaffuz etmesi biraz insana kafa karışıklığı yaradır yani. Doğru. Galiba yağmur gelecek. Gelsin, sorun değil. Terminal şehrin sonundadır. Şu beyaz binanın arkasında mı? Yok, çok sonra. Ha, bu şehir şeydi, uzun bir şehir. Uzun bir şehir. Bak şeydi, böyle eni yoktu, uzun asadı. Anladım. Böyle, sen haritada da baksan böyledi. Böyle düz gösteriyor. Düz gösteriyor. Anladım. O yüzden öyle gezdiği zaman şehrin tümünü görüyorsun. Öyle mi? He. Yani şehrin can kalbi burası oluyor. Hele her yere gitsen buradan görüyoruz. Fazla yol yoktu yani. Anladım. O öbür taraftan gidesen, öbür taraftan gidesen fazla yol yoktu. Anladım. Rıza abi kendisi buralı, Mako şehrinden. Sağ olsun gezdiriyor beni. Kısaca tanıtayım. Sağ olasın, teşekkür ederim. Mako şehri sanki şey gibi. Burası Amasya'ya benziyor. Türkiye. Amasya mı? sana göstereceğim. Amasya şehrine çok benziyor. Ha, doğru. Amasya şehrine benziyor. Bir de ileride göreceksin ne kadar Amasya'ya benzediğini. Anladım. Oranı görüyor musun? Buradan görseliyor. Bak buradan görüyor. Evet, görüyorum. Biraz ileride, o G7. Biraz ileride, biraz öyle böyle sen film çeksen bunu göreceksin. O yağmur yağanda, fazla yağmur yağanda su oradan akar, şelale olur. Ha, çok yağınca şelale gibi su akıyor. Şelale olur. He, anladım. Burada üst yerlerde Cengiz Han Bulağı var. Çok yerler var Mako'nun çevresinde. Evet. Mako zaten iki tane arasında kurulmuş bir şehir değil mi? Evet. Şey, ana şehir, eski şehir aşağıdadır. Ha, aşağıda kalır. Bu biz gördüğümüz yerler hepsi yeni yapılmış. Eski şehir yani kendi temel olan yeri burada. Bak burası şey Geyer'de. Ha, Geyer.
Okey, yani altında da bir şey, eski cami var. Cami mi? He. Nerede? Göstereceğim bak sana. Onu mescidi şey camini görmek için üste çıkmak lazım. Üste çıkacağız. Ha, şurada bir bina görüyorum ama oraya. Yok, o değil mi? Göstereceğim. Üste çıkmak gerekiyor. Bak Amasya'da da böyle bir yerler var. Evet, dağın evet. Dağın içinde. He. Bak orada şey de var. Nerede abi? Yamaç mı? Dağ mı? Ha, buraya geldi. Anladım. Şimdi buradan da çıkacak en yakın yerden de göstereceğim sana. Hıyabanın adı Üst Hıyabandı. Caddenin adı Üst Hıyabandı. Ha, Hıyaban. Üst Hıyaban. Üst Hıyaban. Ha. Hıyaban. Hıyaban derler. Üst Hıyaban. Azerbaycan Bakü'de Hıyaban şehitleri var. Hıyaban. Bizde de Hıyaban var. Hıyaban. Caddeye Hıyaban diyorlar. Hıyaban Alevler. Şey mi? Ne diyorlar? Alev kuleleri var. Hıyaban orada da kullanılıyor. Burada da. Oğlum manzara çok güzel ya. Burası Mahkum'un en eski yeri burasıdır. He, Mahkum'un en eskisi. En eskisi. Eski yerleri de bu. He, ilk en eski Mahkum, eski dayan, yerleşimlerden. Dayan altına geçti. Maşallah ya. Sen buranın adı yanlış demesin. Buranın adı Hendrefan da yanlış demesin. Orada mı geçeceksin? Burası eski yeri de buralar böyledir. Ha, araban geçer ya. Geçer, tüm dedi ki. Geçer. Bak buraya gel. Ya cami burası değil mi? Yok, cami işte. Daha mı yukarı çıkacağız? Yok, yukarıda birazdan sonra çıkmayız yukarıda. Bakıyorum nereye kadar gideceğiz, gidebiliriz yani. Araban iyi gidiyor. Motor yorulmamış. Ben de tam olarak yolunu bilmiyorum ama ya. Yanlış geldik. Oradan olacak. Orası mı? Arabanı burada... Müsait bir yere çek. Ha. Öyle da fazlası gitmez. Sonu burada. Boş ver. Önemli değil ona. Anladım. Vay be, muhteşem. Buranı sen Mahku'ya geleceydin, Gaya'nı görmeyeceydin. Vallahi Mahku'ya ilk defa geliyorum ya. Ben o yüzden dedim, sen gördüm YouTube'dan, dedim buranı getirem, gezdirem, gösteresem. Eyvallah Rıza Tanıt, abi. Tanıttırasam. Allah razı olsun ya. Ben de fazla buraların yolunu bilmiyorum ama neyse bulacağız. Olsun. Ben de bilmiyorum tam olarak. Olsun, ben seni gezdiririm ya. Yok, buraların yolunu bilmiyorum. Nereden çıkacağız onu bilmiyorum. Yok mu bir yalan kulu? Bilmiyorum, buradan da oradan da. O zaman biz beraber ilk defa mı geldik buraya? Ben işte buradan gitmemişim, yani üste çıkmamışım. Anladım Rıza abi. Ben özüm üste çıkmamışım. Buluruz yani, burada mı yolu bul? Yolu oradan in, ben öbür şehir buradan gel. Doğru yoldayız değil mi? Doğru yoldayız, buluruz yani inşallah.
yolu oradan imiş abi. Oradan mı? Ha, o doğru yolu oradan imiş. O araba geldiği yerde. Neyse önemli değil ya, gelmişiz zaten. Geze geze göre göre gidiyoruz. Ha, yolu oradan imiş. O geldiği yerde. Rıza abiyle beraber ilk kez geldik buraya. Yok ben gelmiştim ama şeye çıkmamıştım. Ya tepeye çıkmamıştım. Yok tepeye çıkmamıştım. Buraya kadar gelmiştim. Anladım. Arabayla. Çok çocuklar çıkmadılar, ben de öyle burada durdum. Aa, yolu var şimdi, merdiveni var. Ha, merdivenden çıkacağız. Ha. Maşallah ya. Tam sana geldi. Kameramın şarj bitti. Şimdi cep telefonuyla idare ediyorum. Maşallah sanki Ankara Kalesi'ne çıkar gibiyim. Ankara Kalesi'ne çıkmışım ya. Orasını çok sevdim. Çıktın mı sen oraya? Maşallah ya, iyi kaç gezmişsin. Kere, kaç kere çıktım ya. Vallahi ben senin kadar gezmedim Ankara Kalesi'ne. Yok kaç kere çıkmışım ya. Ya buranı sevdim ya. O duvarların üstünde çok oldum şu an. Daha var mı? Ha? Daha çıkacak mıyız? Vallahi bilmiyorum. İlk kezdi. Çıkacak. Tamam kardeş, görmüyorsun. Olsun ya, gül sen dikenine katlanır. Spor. Evet. En azından göbeğimi eritirim ya. Sevgili izleyenler, gördüğünüz tarihi cami restore ediliyor. Yukarıya doğru bakıyorum. Yağmur yağdığı zaman tepeden şelale gibi su akıyormuş. Karşıda gördüğünüz surlar Kuban Kalesi oluyor. Manzara oldukça muhteşem. Mako'nun en eski yerlerinden. Mako. Mako otobüs terminali. Thank you.
Burası yok, Mako Terminal. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum.